mızlandı. Burada evin içindeydi. Abi kılıyor. Aman bu hükümet 2010'dan sonra bence doğruyu yapmaya başladı. 10 ilde inşa edilen TOKİ konutları iki büyük depremde de yapısal hasara uğramadı. Bu hükümetin bütün kentlerde yaptığı çok doğru bir şey var. İRAP diye bir planlama yaptılar. Bu hükümet, yani şimdi doğruyu doğru demek lazım, ilk kez Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin stratejisini daha çağdaş hale getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 10 ilde 133.759 konut inşa edilmişti. Kahramanmaraş'ta 5545, Hatay'da 8018, Osmaniye'de 3323, Malatya'da 20605, Şanlıurfa'da 17261, Diyarbakır'da 20912, Gaziantep'te 27947, Adıyaman'da 7065, Adana'da 21154 ve Kilis'te ise 1929 konut yapıldı. TOKİ binalarda uyguladığı radya temel, tünel kalıp taşıyıcı, yüksek beton dayanımı gibi sistemlerle depremlerde hasarı en aza indirdi. 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremde TOKİ konutlarının hiçbiri yıkılmadı. Bu durum deprem yönetmelikleri noktasında atılan adımları hatırlattı. Biz afet yönetimine değil, zararı azaltmaya, yani zarar azaltıcı işleri yaparak risk analizine talibiz denildi. Yani deprem gelmeden önce. Mevzuatta bazı değişiklikler yapıldı. Çok şey yaptılar. Fakat ve depremin nerede olacağını, nasıl olacağını, olursa nereye zarar vereceğini, ne kadar zarar vereceğini deprem gelmeden önce yapıp bu zararları azaltıp orayı deprem... Ama uygulanamadı bu. Ama o dönüşüm yapıldı. Yani risk yönetimi esasına geçildi. AFAD yeniden örgütlendi. Yani bir takım şeyler yaptılar. Mesela bu hükümetin bütün kentlerde yaptığı çok doğru bir şey var. İRAP diye bir planlama yaptılar. Deprem uzmanı Profesör Doktor Naci Görür katıldığı bir televizyon programında önceki hükümetlerin tamamen afet yönetimine ve krize odaklandığını, ancak mevcut hükümetin risk azaltmak için çok çaba sarf ettiğini dile getirdi. Diğer hükümetlerin yanlış politikası şuydu. Tamamen afet yönetimine ve acil müdahale sistemine endeksliydiler. Diyorlardı ki bırakın depremde ölen ölsün, kalan kalsın, biz o zaman çizmeleri yeriz, gideriz deprem bölgesine. Biz koca Türk milleti, hükümetiyiz, devletiyiz, sizi aç susuz bırakmayız. Der bunlara her türlü yardımı, çayı, bisküvi, çorbayı veririz, çadırlar kurarız, geçici konutlar, kalıcı konutlar yaparız. Hem siyasal parsayı toplarız, hem de hizmet götürmüş. Yapılan incelemede depremde yıkılan binaların %99'unun 2000 yılı öncesi yapıldığı tespit edildi. %1'lik diğer kısımda ise müteahhit firmaların deprem yönetmeliğine aykırı işlemler uyguladığı görüldü. Yıkılan bina sorumlularının TOKİ gibi zemin etüt raporu çıkartmadığı, rapordan alınan veriler doğrultusunda başta deprem yönetmeliği olmak üzere yürürlükteki tüm ilgili kanun ve yönetmeliklere göre projelendirilme çalışması yapmadığı, denetim ve yapısal izin noktasında da usulsüzlüklerin olduğu tespit edildi. Nitekim soruşturmalar kapsamında çok sayıda müteahhit gözaltına alınıyor. Bölgedeki adli işlemler devam ediyor.